Ramazan-ı Şerif'te Rabbim çok namaz kılmaya muvaffak kıldı. Teravih kıldık ki bu aynı zamanda bir insanın kaçırmışsa bir günlük kazasına kemmi olarak tekabül edecek ölçüde bir namazdır. İnsanın bir günlük kazasına, o da Hanefi mezhebine göre, diğer mezheplere göre 3'te fazlası vardı. Çünkü vitr vacip onlarda sünnettir. Evet, en azından bir 30 günlük de ayrıca bir karınız var. Nafileler zaten fıkıh ifadesiyle cebrenli 90. Yani ihtimal farzlarda bir kısım eksiklikler, kusurlar olur da farzlar yaralanmış, kırılmış demektir. Kırıkların sarılmasına da, o işi sarmaya da cebir denir. Bu sarma mevzuunda kullanılan malzemeye de cebire denir. Nafileler, farzların dışında eda edilen şeyler de böyle o kırığı, döküğü sarmak için cebire mahiyetinde kullanılan şeylerdir. Siz Ramazan-ı Şerif'te bunu yaptınız. Belki bazılarınız içiniz esti, kalktınız, teravihin dışında da kıldınız. Bir de halisane bunu eda ettiyseniz, men câbil haseneti felâ eşre emsâlâ la akal. Allah hususu etasıyla bir miktar söylüyor burada. La akal diyor, bir yapar 10 benden. Demek ki teravihte siz sadece bir aylık teravih değil, 10 aylık teravih kılmışsınız. Demek ki 10 aylık namazı cebren 190 yapmışsınız. Ayrı bir şey. Bu katı yani, bunda hiç tereddüdünüz olmasın. Allah'a inanarak, imanen ve ihtisaben, Kadir Gecesi için ifade edilen hadis-i şerifte veya Ramazan'ın tutumunda men sâme ramadâne imanen ve ihtisaben, men kâme leyletel kadri imanen ve ihtisaben. İnanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek. Eğer eda ediliyorsa bu iş, bu mesele, adeta bir sene ibadet yapmış gibi olur. Bu miktarı Allah verdikten sonra, bire onu verdikten sonra, Kur'an-ı Kerim'de Bakara-i Sure-i Cellesi'nde görüyoruz ki bazen 1700 de olabiliyor. Tam eşrefi saatini yakalamak suretiyle 7000 de olabilir. 7 milyon da olabilir. Öyleyse dar bir zaman kalıbı içine, dairesi içine, dilimi içine, dünyalar kadar şeyleri Allah isterse sokuşturabilir. Ramazan böyle bereketli bir aydır. Ve namaz insanın yapacağı en bereketli ibadetlerden bir tanesidir. Siz onu yaptınız ve inşallah bayramda da ahiret hesabınıza o mükafatınızı aldı, oraya koydular. Zuhrul ahire, zadul ahire hadis-i şeriflerin ifadesiyle. Bir azık, azık olarak sizi bekleyecek. Oraya gidinceye kadar jelatinler üstü jelatinle sarılmış o paket açılmayacak. Sizin gözünüzün önünde kudret ve meşiyet bir makas çalacak. Siz de hayret ve dehşet içinde alıcı gözle bekleyeceksiniz. Sürpriz çıka çıka sizin teravih namazınız çıkacak. Kadri ihyanız çıkacak. Ramazanın dakikalarını ihyanız çıkacak. Bunun bedeli nedir diye soracaksınız. Genişliği arz ve sema genişliğinde cennettir. Yamaçları Cenab-ı Hakk'ın temaşasına açık bir cennettir. Üfül üfül ağaçların estiği ve nehirlerin çağıldadığı, altında ırmakların çağıldadığı bir cennettir denecek. Bunun bedeli odur yani. Siz şimdiden bir mavi kart, bir yeşil kart hazırlamış, bir kredi kartı hazırlamış, ötede gittiğiniz zaman kabirde geçerli, mahşerde geçerli, mizanda geçerli, köprüde geçerli, her yerde gösterip geçeceksiniz. Biz onlardanız diye. Çünkü onun üzerinde, o yaptığınız şeylerin üzerinde isteği, dileği, mührü geriye çevrilmeyecek birisi var. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onun kartını elinize taşıyorsunuz. Şimdi o mevzuda miktarlar tayin bana düşmez, küstahlık olur. Ama o Rabbimin rahmetin o kadar ümidim var ki, bu kadar iyi olmamama rağmen, belki iyi olmamam, ben de Rabbimin rahmetinden ümitlerime dokunacak kadar, bende yes hasıl edecek kadar ama, fakat diğer taraftan o rahmet çağlarına bakınca, yahu galiba diyorum ben de nasibimi alacağım orada. Bana da düşerse bu iş, herkese düşer demektir. O mevzuda öyle ciddi bir beklenti içindeyim. Ancak Ramazan-ı Şerif'in orucunun, Ramazan-ı Şerif'te kılınan o namazların, o teravihlerin, o mübarek gecelerin
bizim tahminimizin de üstünde ayrı bir derinliğe ulaşması senenin derinleştirilmesine bağlı. Yani baştan kendinizi salar bir derin sene içinde yürürseniz o senenin Ramazan'ı, Kadri, teravihleri daha bir derin olur. Sığ yürürseniz onun derinliği ona göre olur. Yani okyanusların en derin yerinde seyahat ediyor gibi kendinizi salmış, bütün bir sene boyu öyle yürüyorsanız, iş Ramazan'a, Ramazan gecelerine geldiğinde, Kadir gecesine geldiğinde sizin için ayrı derinlikler yapacaklardır. Daha bir derin olacaktır. Veya bunu yerin altında derinliklerde arayacağımıza, semalara doğru yüksekliklerde arayalım. Ömrünüz sizin birinci kat semada geçiyorsa şayet, sene öyle geçiyorsa, Ramazan-ı Şerif'e ulaştığınız zaman hayatınız sitre etrafında örgülenecektir. Firdevs etrafında örgülenecektir. Meleklerle beraber Kabe'nin menşeini tavaf ediyor gibi etrafında pervaz edeceksiniz. Bu açıdan gerçekten Ramazan'a ve Ramazan'daki teravihlere, teravihler içinde Kadir gecesindeki ibadet-i taata hakiki derinliğini kazandıran, istidatları ölçüsünde o derinliği kazandıran, ne kadar esnek, ne kadar açılabiliyor, ne kadar derinleşebiliyor, onu kazandıracak şey bütün bir senenin derince yaşanması. Siz de bu espriyi yakalamış bulunuyorsunuz.